Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi tığ ile çalıştık. Ben iki renk kullanarak ördüm. İki ya da daha fazla renklerle modelimizi çalışabilirsiniz. Bu çalışmamızdan çok güzel battaniyeler, yelekler, ceketler olur. Şöyle bakınız, hiç arasında boşluk olmadan, yani delik olmadan, kalıp gibi diye tabir ettiğimiz güzel bir çalışma. İki yönü de aynı çalışmamızın iki yönlü olarak kullanılabilen bir çalışma olduğu için battaniyelerde emin olun çok çok güzel duracaktır. Şöyle bakalım. Üç ve katlarından oluşmakta modelimiz ve ilk kurulum aşamasında bir tane zincirde fazla çekerek modelimizi kurabilirsiniz. Eğer battaniye örecekseniz 1 metreye 1 metre ya da 90 santime 90 santim oranında zincirimizi çekip ona göre örebilirsiniz. Daha büyük isteyen arkadaşlarımız ise 1'e 10, yani 1 metre 10 santim olarak battaniyemize çalışabilirler. Evet, kolay gelsin diyerek hemen küçük bir parça çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. İpim Etrofil Baby Can marka. Tığım ise 2,5 numara. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Bir tane öncelikli düğümümü atıyorum. Direkt zincir üzerine sık iğne yapacağımız örgülerimizde zincirlerimizi biraz rahat örüyoruz. Çok sıkı örersek aşağı doğru dar, yukarıya doğru geniş bir görünüm olur. O yüzden ilk ilmeğimi genişleterek başlıyorum. 1, 2, 3. Hepsi de aynı genişlikte olsun ve sıkı olmasın. 3 ve katlarıydı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu an 3 tane modelimiz sığmakta. 3, 1, 2, 3. Artı bir tane de zincirimi çekiyorum ve rahat rahat şöyle gevşek diyebileceğimiz oranlarda zincirimizi çektim. Zincirimizi tamamladık. Bir tane geri geliyorum. İkinci zincirin içerisine girerek bir sık iğnemi örüyorum. Sonra sırası ile örmüş olduğum bütün zincirlerime birer sık iğne yapıyorum. Birer tane. Direkt zincir üzerine kurmayalım modelimizi. Hiç atlamadan sona kadar örelim. Son zincirime geldim. Giriyorum. Sık iğnemi örüyorum. Zincir üzerine ne kadar uzun olursa olsun bütün zincirimize sık iğnemizi bu şekilde ördükten sonra en son sık iğnem üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve hemen ilk sık iğnenin altındaki şu görmüş olduğumuz, bakın, en son sık iğnenin hemen dibine bir tane sık iğne olarak batıyorum. Diğer yönde zincirimi çekmiştim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Son sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine gelerek bir tane sık iğne batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve tek seferde yarım trabzan olarak çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez hemen alttaki görünen minik göze bakın. Şurada bir tane göz görülmekte düğümümüzün hemen üzerinde. Oraya batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2. Yani bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir de ikili trabzanımızı ördük. Devam ediyorum. Araya zincir çekmeden 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine gelerek batıp bir tane sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir alta girerek batıyorum. Ve ikili trabzan olarak örüyorum. 1, 2. Sayıyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. Üçüncü sık iğnemi batıyorum. Bir tane sık iğne. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemi battığım yere gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez altına, hemen altta bakınız minik gözümüz var. Şöyle görülmekte. Başını dolamış olduğum tığımı o göze batırıyorum. Ve buradan ikili trabzanımı örüyorum. 1, şöyle yarımlamayım. 2.
Tekrar bir sık iğne atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Başını doluyorum, aynı yere batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, aşağıya batıyorum, altına. 1 ve 2. Devam ediyoruz. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3'üncüye batıyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere batıyorum. Sık iğne ile başını doladığımız aynı yere. Tekrar başını dolayıp bir aşağı batarak ikili trabzanımı örüyorum. Biraz uzatıyorum. 1 ve 2. Son olarak dönmüş olduğumuz yere bakınız kenarda. 1 ve 2 gelip batıyorum. En son kenarımı bir tane sık iğne ile tamamlıyorum. Son sık iğnemden sonra bir zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Birinci sırayı önden ve arkadan bakınız aynı görünümle tamamlıyorum. Zincirimizi çektik. Örgümün arkasını çeviriyorum. Yine aynı işlemi yapmaya başlıyorum. Hemen dibine. Bakın hemen dibine batıyorum sık iğnemi. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çektikten sonra dibine şuradaki bölümümüze gelerek batıyorum. Biraz ilmeğimi uzatıyorum. Bir ve iki tane de çekerek trabzanımı örüyorum. Yine aynı şekilde bir iki atlıyorum bakın. İki atlıyorum. Şurada yani bir alt sıradaki sık iğneyi battığımız yere gelerek batıyoruz. Bir atladım, iki atladım. Batıyorum. Bir sık iğne. Başına doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum tığımın. Altına şuradaki görmüş olduğum şu kısma şöyle göstermek istiyorum. Batıyorum hemen dibine. Uzatıyorum biraz ilmeğimi. Bir ve iki defa da çekiyorum. Tekrar bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum, sık iğnemi örüyorum. Başını doluyorum, aynı yere batıp tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum, alta bakınız. Şuradaki toparladığımız, yani üstte tek seferde battık. Bir altına batıyorum, biraz ilmeğimi uzatarak bir ve ikili trabzanımı örüyorum. Aynı işlemlerimizi yaparak sona kadar ilerleyelim. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Önce sık iğne, sonra başını dolayıp alıyorum. Tığımın başını dolayıp bir alta geçiyorum. Trabzanımı örüyorum. Son olarak modelimin üzerine gelerek batıyorum. Bakınız en sonun üzerine batıyorum ve renk geçişimi yapıyorum. Renk geçişimizde mavi rengimizi koparmayalım. İki renkle öreceğimiz için mavi rengimiz de beyazımız da kalsın kenarda. Son ilmeği beyazımla kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekip şöyle sıkıştırdıktan sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Yine aynı şekilde dibine batıyorum. Bir tane sık iğne. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tek seferde çekerek alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şurada bakınız ipimizin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Şöyle ipimi çektiğimde yani mavimi çektiğimde görülmekte. Biraz uzatıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. Tekrar sayıyorum. Bir, iki. Üçüncü yere gelip batıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıp tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Alttaki şuradaki yere bakınız bir önceki yerde sık iğne ile başını dolayıp aldığımız yere batıyorum. Biraz uzatıyorum. 1 ve 2. Ve yeniden bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye gelerek sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Alta bakın. Hemen alta şuradaki görmüş olduğum yere batıyorum. Biraz ipimi uzatıyorum. 1 ve 2. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3'e batıyorum. Başını dolayıp aynı yere giriyorum. Aşağıdan örüyorum. Önden de arkadan da tamamen bu işlemlerimizi yapıyoruz. Şöyle.
Batacağımız yerimizi iyice gördükten sonra hiç sıkıntı olmadan örüyoruz. Bakınız önde de arkada da aynı görünüm kazanmakta. Son olarak en sondaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Üzerine bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Dibine batıyorum zinciri çektiğim yerin. İlk sık iğnemi örüyorum. Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Aşağıya batıyorum. Ve ipimi biraz uzatarak ikili trabzanımı örüyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. Başını dolayıp çekiyorum. Ve alta bakın şu araya gelerek batıyorum. Çekiyorum. Bir ve iki. Bir atladım, iki atladım. Üçe batıyorum. Batıyorum. Aşağıdaki şu kısma bakınız. Ve devam ediyorum. İkinci rengimizi de sona kadar geldim. Bakınız en son trabzanımı ördükten sonra kenardaki sık iğnem üzerine batıyorum. Mavi rengim kenardaydı, koparmamıştık. Kapanışı bunda yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden arkasını çevirip mavimle örmeye başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Sık iğne. Başını dolayarak dibine batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Bir alta bakın. Bir alta gelerek ikili trabzanımı örüyorum. Bir atlıyorum. İki atlıyorum. Üçüncüye sık iğnemle batıyorum. Ve bu işlemlerimizi ardı ardına örerek modelimizi tamamlıyoruz. Çok kolay. Görüntüsü de çok güzel duran bir çalışma. Aşağıdan alıyorum. Ve en sona tekrar batıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum. Ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, bütün ayrıntılarıyla modelimizi sizlerle birlikte çalıştık. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir ve yaparsanız yapacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. Evet, beni izlediğiniz için hepinize tekrar çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.